Önümüz değerli basın mensuplarımız, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, ekranları başlarındaki sevgili izleyicilerimiz. Efendim şehrimize sevgiyle, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İki önemli program için hemen seçimden bir gün sonra bir araya geldik. Çünkü Konya modeli belediyecilik anlayışıyla kamulaştırma çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. İnşallah yıl sonuna kadar Meram Eskiyol'a kadar kısmını tamamlamış olduk. İnşallah 2 yıl içerisinde tamamlanacak çalışmalarla Konya Banliyosu da Konya Ulaşım'ın ana omurgalarından birisi olacak. Sefalar getirdiniz efendim. Bu seçimlerde Konya'mızda yine her zaman olduğu gibi %73 ile Türkiye'nin en önde gelen büyük şehirlerinden birisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye yüzyılına büyük bir destek vermiş oldum. Seçimlerin sonunda baktığınızda hem şehrimizde hem Türkiye'nin bütün şehirlerinde çok coşkulu bir kutlamaya şahit olduk. Ama asıl dikkatimizi çeken dünyanın her yerinde hem soydaşlarımızın, Türklerin bulunduğu yerlerde hem de mazlum coğrafyalarda Müslümanların büyük bir sevinç içinde olduğunu gördük. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya lideri olduğunun bir işaretidir. İnşallah seçimlerde hep söylediğimiz gibi İstanbul'un fethinin yıl dönümünde dün pazartesi itibariyle 29 Mayıs 2023 itibariyle Türkiye yüzyılının başlangıcını gerçekleştirmiş olduk. Ülkemize, şehrimize ve tüm dünyaya hayırlı olsun inşallah. Biz AK Parti belediyecilik anlayışıyla çalışmalar yürütüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olarak hep ifade ettiği gibi durmak yok, yola devam zihniyetiyle yoğun günlerden hemen sonra iki önemli program için hemen seçimden bir gün sonra bir araya geldik. Çünkü Konya modeli belediyecilik anlayışıyla şehrimize hizmet ediyoruz. Şehrimizin her noktasında altyapı eksiklerinin tamamlanması, sosyal alanların arttırılması, gönül belediyeciliğinin artarak devam etmesi ve şehrimizin ihtiyaçlarının tamamlanması konusunda gece gündüz demeden gayret ediyoruz, çaba sarf ediyoruz. Bununla birlikte özellikle yeni almış olduğumuz otobüsler ki 470 milyon lira öz kaynakla 127 yeni otobüsü şehrimize kazandırmıştık. Şimdi inşallah 50 yeni otobüsle ilgili çalışmalarımız tamamlandı. İlk etapta zannediyorum hafta sonunda ilk etap gelmeye başlayacak. Böylece şehir içindeki ulaşım konforumuzun arttırılmasıyla ilgili de önemli bir mesafe kat etmiş olacağız. Sadece seçim döneminde 7 Nisan ve 3 Mayıs tarihleri arasında 36 farklı noktada açılışlar ve temel atma törenleri gerçekleştirdik. Ve bu işlerin toplam bedeli 3 milyar 862 milyon lira oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın Konya mitinginde açmış olduğu 1 milyar 400 milyon liralık eserleri de içine kattığınızda toplamda 5 milyar 300 milyon liralık eser ve hizmet açılış ve temel atmasını gerçekleştirmiş oldu. Bu açılış ve temel atmalar içerisinde belki en önemlisi bütçe olarak da en yükseği 2 milyar 300 milyon lira bedelle Konya Ray Banliyo'nun temel atma töreniydi. Devlet Demiryolları Genel Müdürümüz, Ulaştırma Bakanımıza buradan tekrar şükranlarımı sunuyorum. Konya'nın uzun süredir beklediği, özellikle Meram bölgesinde çalışan kardeşlerimizin sanayi alanlarına ve organize sanayi bölgelerine ulaşabilmesi, şehir içinde toplu ulaşım adına yeni bir aks kazandırmakla ilgili 17.3 kilometre uzunluğunda 13 duraktan oluşan Konya Banliyosu'nun Konya Ray'ında temelini atmış olduk. İnşallah 2 yıl içerisinde tamamlanacak çalışmalarla Konya Banliyosu da Konya Ulaşım'ın ana omurgalarından birisi olacak. Bu yılda bizi çok yoğun bir çalışma bekliyor. Tabii her seferinde ifade ediyoruz. Konya'nın bu yoğun desteğine biz 25 saat çalışsak, haftanın 8 günü çalışsak Konya'nın hakkını ödeyemeyiz. Ben tekrar tüm Konyalılara bize gösterdikleri, Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Bu caddede kamulaştırma çalışmalarımız, altyapı çalışmalarımız ve üst yapı çalışmalarımız tamamlandı. Bu vesileyle 93 milyon liraya mal olan Alparslan Türkeş Caddemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. İkinci olarak da
Taşköprü alt geçidinin temelini atıyoruz. Taşköprü alt geçidi de hem Alparslan Türkeş Caddesi'ni kesintisiz bir hale getirecek, hem de Tren Yolu Caddesi etrafında açtığımız Karabağ ve Kazakistan caddelerinin de çevre yoluna kadar kesintisiz bir şekilde ulaşımını sağlamış olacak. Taşköprü alt geçidimizde 303 milyon liralık maliyetiyle kesintisiz bir şekilde yapımına devam ediyoruz. İnşallah bu yıl bitmeden açılışını gerçekleştirmeyi temenni ediyorum. Bu vesileyle Taşköprü alt geçidimizde şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Merkez ilçe belediye başkanlarımız ve merkez dışındaki 28 belediye başkanımızla, Cumhur İttifakımızın değerli il başkanlarıyla Konya'mıza hizmet etmek için çalışmaya, çabalamaya, gayret etmeye devam edeceğiz. Konya artık sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli şehirlerinden birisi haline geliyor. Konya modeli belediyecilik artık Türkiye'de konuşulan bir marka haline dönüştü ve Konya'mız için yarınlar çok daha güzel olacak diye temenni ediyorum. İki aylık bir süreci güzel bir sonuçla elhamdülillah binlerce kez şükürler olsun ülkemize hizmet etmeye devam edebilmenin önü açılmış oldu. Evet, nerede kalmıştık veya kaldığımız yerden devam ediyoruz falan demiyorum. Çünkü 24 saat falan çalışmıyoruz. 25, 26, 27 saat çalıştığımız oluyor. Hep başından beri söylediğimiz gibi durmak yok, yola devam bizim sloganımız. Gece gündüz 7-24, 365 gün Rabbim bize ömür verdikçe, güç kuvvet verdikçe ve hemşehrilerimiz de bizi desteklediği sürece onlara layık olma adına mümkün olduğu kadar maksimum insani performansı göstererek ekiplerimizle beraber koşturuyoruz. Ben bugüne kadar yaptığımız bütün işlerde ya yanımızda ya arkamızda ama işin içinde muhakkak olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Minnetlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada iki önemli işi yapmak için birlikteyiz. Bir önce değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız ifade ettiler. Önemli bir cadde ve ismiyle de güzel bir yapı oluşturuyor. Rahmetle andığımız Alparslan Türkeş büyüğümüzün adının verilmesi önemli. Diğer taraftan da önemli bir köprülü kavşağın temelini atacağız. Bu neyi gösteriyor? Hep seçim döneminde demiştik ya, Türkiye yüzyılı. Ülke kazansın, dünyaya bir mesaj verelim ve insanlığın huzurunu sağlayacak yeni bir bakışı ortaya koyalım. Yani büyük Türkiye zaferi sizler sayesinde hamdolsun gerçekleşti. Ben tekrar seçim sonuçlarını milletimize, ülkemize hayırlar getirsin diyorum. Durmadan, yorulmadan, duraksamadan hizmetleri yürüten kıymetli belediye başkanlarımıza bu şehrin insanları olarak şükranlarımızı ifade ediyoruz. Türk siyaseti yüzlerce, binlerce isim gördü. Ancak birçoğu tarih sahnesine çıkar çıkmaz unutuldu. Hiçbir zaman unutulmayacak, tarih yazılırken de adı es geçilmeyecek müstesna isimlerden birisi de hiç şüphe yok ki başbuğu Alparslan Türkeş'tir. Milli ve manevi değerlerin beşiği olan Konya'mız böyle müstesna bir ismin, böyle müstesna bir fikir adamının ismini taşıyacak bir caddeye kavuşuyor. Ben başta Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Altay olmak üzere bu ismin burada anılmasına vesile olacak bu açılış törenini tertipleyen, bu projede emeği olan herkese şükranlarımı arz etmek istiyorum. Bir bir bu yapılan çalışmalar artarak bütün ülke satında da devam ediyor. Bu hizmetleri değersizleştirip inkıtaya uğratmak isteyenlerle memleketimizin her köşesini hizmetleriyle ve milletimizin beklediği çalışmaları yapmakla kendisini vazifeli bilen hizmet insanlarının eserlerinin devamı yarıştı ve eser siyaseti kazandı değerli dostlarım. Farkı üretenler vardır. İşte Konya'mız bu seçimde biraz önce il başkanımızın da ifade ettiği gibi farkı üretti ve memleketimizin geleceğine dair çok önemli bir damgayı da vurmuş oldu ve inşallah eser siyaseti devam edecek
ve böylece bu hizmetlerin her biriyle memleketimiz adeta Türkiye yüzyılı olarak büyük ve güçlü Türkiye ideali olarak ifade etmiş olduğumuz hedeflerine koşacaktır. Neredeyse yarım milyar liralık bir yatırım demetiyle yine milletimizin huzurundayız. Hakikaten zaten seçim sürecinde de eser ve hizmet siyaseti farkını milletimiz gördü. Güçlü ve büyük Türkiye yolculuğu hamdolsun ki devam ediyor. Bu yolculuğu kesintiye uğratmak isteyenler başarılı olamadılar. Gerek Konya Büyükşehir Belediye'miz, gerekse merkez ilçe belediyelerimiz başta olmak üzere Konya'daki tüm metropol ilçe belediyelerimiz büyük ve güçlü Konya için canla başla Büyükşehir Belediye'mizin öncülüğünde çalışıyorlar. Konya'nın dünden bugüne gelişimi, Konya'mızın dünden bugüne geldiği nokta, Türkiye'de iller arası bir rekabet içindeki Konya, AK Parti belediyeciliğiyle, Konya modeli belediyecilik anlayışıyla artık dünya belediyeleriyle yarışır hale geldi. Din temelini atacağımız alt geçidimizin, maddi manevi katkı sağlayan bütün kardeşlerimizin ve cümle ahirete irtihal edenlerimiz namına bizler de istiyoruz, müstecab eyle ya Rabbim. Allah hayırlı mübarek etsin. Kazasız belasız açılışında da bulunmak dileğiyle. Ya Allah, bismillah. Kardeşimizin meramımıza, Konya'mıza hayırlı olsun. Ya Allah, bismillah diyerekten açılışımızı yapıyoruz. Hayırlı olsun.